Ben Aydın İstek. Çok uzun yıllardır Keşan'da ticari faaliyet yürütmekteyiz. Çok farklı alanlarda ticaret yaptık. Yapmış olduğumuz sektörler yapı malzemeleri sektörü, kum ocakları, üretim tesisleri, bu beton santrallerine, agregalarını teslim ettiğimiz ürünler, taşımacılık, ağır nakliyat bu sektörlerin içerisinde bulundu. Tabii bu sektör ilerledikten sonra akaryakıt sektörüne de girdik. Akaryakıt istasyonları kurduk. Akaryakıt istasyonlarından sonra bir alışveriş merkezi hayalimiz vardı. Alışveriş merkezine girdik. Alışveriş merkezinin tanıtım ihtiyacı vardı. Bundan dolayı radyocu olduk. Yıldız FM radyo istasyonunu kurduk. Burada basın yayın durumu da gündeme geldi. Radyoculuk da çok keyifli bir işti. Radyoculuğumuzla devam ettirdik. Ondan sonra alışveriş merkezinin içerisinde 40'ın üzerinde Türk ve dünya markalarına yer verdik. Bölgemizde tabii Yunanistan'a çok yakın olduğumuz için yurt dışından gelen bir müşteri kitlemiz var. Yaklaşık cirolarımızın %35'i yurt dışından gelen parakendeci müşteriler. Araçlarıyla sınır kapısından buraya kadar gelir, alışverişini yapar, buradan giderler. Yani mesafemiz çok yakın. Saros Körfezi'ne geçiş noktasındayız. Saros Körfezi'ne gelen ziyaretçilerimiz mutlaka bizi ziyaret ederler. Çünkü Erikli sahili, Mecliye sahili, Sultanişe, Enes sahili, Gülçavuş, yani Büyük Evren sahilleri, bu sahillerin küçük koyların tamamı bizim alışveriş merkezimizin önünden geçerler. O yüzden burada yaz aylarında çok daha yoğun olsa da yaz-kış bir hareketlilik vardır. Alışveriş merkezimiz çok kısa sürede bilinirliğini üst düzey bir noktaya getirdi ve başarılı bir çizgi yakaladı. Tabii burada konaklama ihtiyacı söz konusu oldu. Hemen ardından bir otel faaliyetine girdik. Otelci de olduk. Otel faaliyetlerini yürütüyoruz. Bölgenin en seçkin oteli diyebiliriz. Otel odalarımız gerçekten çok keyifli, çok rahat. İçeride yüzme havuzu, spor salonları, yani içeride hamam, sauna, yani bu tip faaliyetlerin hepsi mevcut. Bir anlamda iş oteli gibi görünüyor olsa da aslında tatil amaçlı da kullanılabilecek bir otel. Çünkü oteller genelde kendi bünyesinde bir restoran barındırırlar. Biz alışveriş merkezinin içinde olduğumuz için 10 ayrı restoran var. Gezinme alanları var, sinema salonları var. Yani bunların hepsini bir bünyede toplayabilmek çok keyifli bir durum. Gelen insanların çok rahat vakit geçireceği bir yer haline geldi. Tabii sinema salonlarını da biz işletiyoruz. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Biz birbirinden alakasız farklı sektörlerde çalışma yürüttük ve başarılı olduk. Bu çok güzel bir durum. Birbirinden farklı sektörlerde. Peki bunların özü neye dayanıyor? Nasıl başarılı olduk? Ben sinemacı değildim ama sinema salonlarını açtık, başarılı olduk. Otel işletmemiştim daha önce. Ama otelde de başarılı olduk çok şükür. Peki bunun karşılığı neydi? Nasıl oldu? Nasıl çıktık? Nasıl yürüdük? Nasıl bu noktaya geldik? Şimdi ben gençlerle sohbet ederken birçok yere bu tip konuları konuşmak için de çağrılıyoruz, gidiyoruz, bilgi birikimimizi paylaşıyoruz ve bundan mutluluk duyuyorum. Keyifle yapıyorum. Çünkü gelecek nesil elindeki imkanları kullanırsa bizden daha şanslı. Biz daha önce de bahsetmiş olabilirim belki, offline grubundan gelen bir tüketici kitlesiyiz. Gelen nesil online grubundan alışveriş yapan bir kitle. Yani biz o müşteriyi edinebilmek için her gelişinde ayağa kalkan, müşteriyi karşılayan, hoş geldiniz buyurun, hal hatır soran, onlarla ilgilenen, kim olduğunu öğrenen, ne olduğunu öğrenen ve birebir ilgi alakayla mal satan insanlar olduk. Oysa şimdi online alışverişte insanlar bir internet sayfasından çalışmasını yapıp ürünlerini dünyanın bir tarafına satabiliyorlar. Bunlar ticareti kolaylaştıran şeyler elbette ki ama bu sürecin içerisinde yaşadığımız zorluklar da var. Zorluklar nedir? Yeni gelen nesil biraz daha rahat geldi. Yeni gelen nesil çok bilgili olmasına rağmen, çok donanımlı olmasına rağmen, birden çok dil de kullanabilmesine rağmen girişimci ruhu zayıf bir nesil olarak geldi. Kesinlikle pes etmeyecekler. Girişimci ruhunu damarlarında hissedecekler. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bir kere başarısız olabilirsin. İkinciye başarılı olabilirsin. Mutlaka başarılı olabilirsin.
Ama doğru hedef koyacaksın. İnanacaksın, çalışacaksın. Sarsılmaz bir iradeye sahip olacaksın. Seni yolundan kimse çeviremeyecek. Kararlı olacaksın. Ticaret yaptın, 2 sene sonra imparatorluk kuracak kadar zengin olmayacaksın elbette. Kimse bunu olmuyor zaten. Yıllar geçiyor. Saçlara beyazlar düşüyor. O zamanın nasıl geçtiğini bile anlamazsın eğer işinden keyif alıyorsan, zevkle yapıyorsan. Eğer müşteri memnuniyetini sağladıysan, mutlaka bunun karşılığı sana dönecektir. Şimdi çok bilindik bir söz vardır, klişedir. Yani insanlar başarı tesadüf değildir derler. Bir başkası da der ki paramı kaybedebilirim ama itibarımı asla. Bilindik bir sözdür. Kesinlikle de doğrudur. İtibar sahibi olalım. İnsanlara nazik davranalım. Severim. Ya insanı sevmenin size zarar verecek neyi var? İnsanı seviyor olmak sana ne kaybettirir? Ama çok şey kazandırır. İnsan kazandırır. Dost kazandırır. Çevre kazandırır. Müşteri kazandırır. Sev. Yani mesele aslında bu kadar basit. Ticaretin içerisine girecek olan gençler bir kere yapmış olduğu işi sevecekler. İkincisi, mutlaka yaptığı işle alakalı her ayrıntıyı bilmeleri gerekiyor. Kendisini bu konuda eğitmesi lazım. Ceket mi satıyorsun? Bunun pamuk mu olduğunu, yün mü olduğunu, naylon mu olduğunu, yüzde kaç olduğunu dokunurken anlaman lazım. Şoför mü oldun? Buz üstünde araba sürmelisin. Alanında uzman olmalısın. Ama şimdi bakıyorsun, arkadaşımız çıkmış bu sezon garsonluk yapmış. Bir dahaki sezon berbere çırak girmiş. Bir dahaki sezon otelde resepsiyonist olmuş. Bir de sorduğu zaman ben her iş bilirim abi falan. Ya böyle değil. Bir konunun üstüne gidin. Eğer haberci olduysak karşıdakinin ağzından o cümleyi almamız lazım. Başarı tesadüf değil, emek ister, mücadele ister. Fakat bu dönemde neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi kurgulamamız lazım. Gençlere ben şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Daha farklı, daha zor şartlardan çıktık geldik. Bizim yaş ortalamamızdaki arkadaşlarımız farklı şeylerle mücadele etti. Biz alın teri dönemini yaşadık. Ama bundan sonraki dönem akıl teri dönemi. Aklınızı terletin. Gençlere tavsiyem bu. Aklınızı terletin. Alın teri dönemi bitti. Daha pratik düşüneceğiz, daha hızlı düşüneceğiz, olmayanı üretmek için mücadele edeceğiz, zor olduğunu göreceğiz. Zaten çok kolay olsa herkes yapardı. Bunun bilincinde olacağız. Ama aklımızı terleteceğiz. Mutlaka başarıyı yakalayabiliriz. Gençlerin bizden kesinlikle daha başarılı olduğuna inancım tam. Sadece mücadele. Eğer bu ruhu kaybetmezseniz başarılı olursunuz.